Hazırlık maçlarında gol yiyelim ama gerçek maçlarda gol yemeyelim İnşallah. Tabii. Ümidimiz, arzumuz bu. Önümüzdeki günlerde artık hepimiz bekliyoruz. Müjdeli haber zannediyorum gelecek değil mi? Ben de bu soruyu ne zaman soracaksın diye senden bekliyordum. Arkadaşlar şunu sizlerin aracılığıyla bütün kamuoyu bilsin. Bazı arkadaşlar tatil yaptığımızı söylese de biz tatilde bile Kayserispor'la uğraşıyoruz. Biz tabii her türlü eleştiriye, her türlü öngörüye, verilecek fikre saygılı bir yönetimiz. Bundan hiç kocunmayız ama bir şey yaparken de eleştiri yaparken de insaflı olmalarını bekleriz. Tabii ki tatile gideceğim. Yani ben yani 365 gün burada bekleyecek değilim. Ben bu kulübün başkanıyım ama tatilde bile elimden telefon bir dakika düşmüyor. Tahta konusu da büyükler gerçekten minnet duymak lazım. Bu kadar yoğun iş temposu içerisinde Haseki Bakan her fırsat bulduğunda bu konuyu çözmeye çalışıyor. Vakit ayırıyor, zaman ayırıyor. Valimiz Akeza artık usandıracağım diye korkuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız öyle. Diğer işte biraz önce söyledim. Hulusi Paşa'mız sürekli arıyor. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz'in herkes hesabını yapıyor. Baki Vekil zaten akşam sabah bizimle beraber Kayserispor için ne üretebiliriz, ne yapabiliriz, nereden neler yapılabilir. Hep bunun hesabını kitabını yapıyoruz. Ayrıca bugün şunu da belirtmekte fayda var. Alparslan Baki Ertekin'e bir parantez açmak lazım. Gerçekten Kayserili değil ama bana göre en büyük Kayserililerden bir tanesi de Sayın Alparslan Baki Ertekin. Ona da sizin aracılığınızla buradan sonsuz koskocaman bir teşekkür gönderiyorum yönetimim ve şehrim adına. Bir çağrı yapmak istiyorum. Biz içeride Galatasaray'la oynuyoruz. Hiç kimse şundan endişe etmesin. İşte yani Galatasaray büyük takım, yıldızlar toplu. Vallahi 11-11 çıkılıyor sahaya. Bizim çocuklarımız da bizim yıldızlarımız. Biz de onlara çok güveniyoruz. O gün stadı dolduralım. Ve Kayserispor gerçekten o gün stadda bir şov yapsın. Kayseri seyircisi bir şov yapsın. Maçın neticesi ne olursa olsun arkadaşlar, ben hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Bu takım illaki bu ligde başarılı olacak. Size verilen söz. Şimdi hoca, ben daha önce de söyledim. Bu yola benimle çıktı, benimle devam edecek. Hoca bazen duygusallaşıyor. Ama bilesiniz ki hoca inanılmaz bir Kayserili oldu. İnanılmaz bir Kayserili oldu. İnanın ben hocanın bu azmi, bu sevdası karşısında bazen eziliyorum. Onun bu kadar Kayseri sevdalısı nasıl olduğunu da bilmiyorum. Kayseri herhalde onu Afsun'un adı. Biz Allah'ın izniyle ne yapacağımızı biliyoruz. Yarından itibaren de bununla ilgili ciddi bir sürece giriyoruz. İnşallah neticesini daha sonra siz değerli basın mensuplarının tamamını burada bir kahvaltılı basın toplantısında davet edeceğiz. Neler yapıldığını, neler edildiğini diyorum ya, bir şov peşinde değiliz. Biz Kayserispor'u en iyi noktaya taşıma peşindeyiz. Allah'ın izniyle de bunu başaracağız. Başka çaresi yok. Çünkü başka bir Kayserispor yok. Biz bu takımı en iyi yerde temsil etmekten, en iyi yere taşımaktan başka da çaremiz yok. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. İnşallah yarından itibaren neler yapıldığını, neler yapılabileceğini bütün kamuoyu görecek. Sizlerin aracılığıyla gene bütün kamuoyuyla paylaşacağız bunları.